Herkese merhaba. Farmasik Gelişim Günleri tüm devam ediyor. Ben Farmasik Gelişim Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sude Korkmaz. Sanattan bilime, eczacılıktan sürdürülebilirliğe pek çok konu, konuya değindiğimiz, bu sene kendinden bir parça bul diyerek yola devam ettiğimiz kongremizde şimdi doçent doktor Suna Sabuncuoğlu ile birlikte anti antioksidanlar ve probiyotiklerin güvenli kullanımı oturumuzu gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Suna Hocam. Ben teşekkür ederim. Mezuniyetinden itibaren uluslararası birçok kuruşta görev alan 2018 yılından bu yana Avrupa Kayıt Toksikolog ünvanına sahip doçent doktor Suna Sabuncuoğlu halen Suna Sabuncuoğlu halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı'nda doçent öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Ek olarak Farmasötik Günlerinin bir parçası Suna hocamıza sormak istediğiniz soruları oturum boyunca YouTube chat kısmından yazarak paylaşabilirsiniz. Oturum sonunda cevaplamak için ben bu soruları kendisine iletiyor olacağım. Diyerek çok fazla uzatmadan sözü size bırakıyorum Sude Hocam. Çok teşekkür ederim e, Sude'cim. Ben de hemen e, sunum paylaşımıyla aslında e, başlayabilirim. E, öncelikle Farmastik Gelişim Topluluğu e, nezdinde Sude ve bütün arkadaşlarıma, e, danışman hocanıza ve e, dekanlığımıza çok teşekkür ederek başlamak istiyorum ben de. İlk aşamada bana arkadaşlarım bu dönemde antoksidan ve probiyotik konusuyla geldiklerinde aslında çok yerinde olduğunu düşündüm ben. Çünkü bu Covid-19 pandemisi süreci içerisinde çok farklı besin destekleri kullandık aslında. Dolayısıyla bu besin desteklerinin içerisinde de bu antoksidan ve probiyotiklerin çok fazla yer aldığını biliyoruz. Bugün ben de dolayısıyla sizlerle antioksidanlar ve probiyotiklerin güvenli kullanımı üzerine bir e, paylaşımda bulunmak istiyorum. E, sunum içerisinde antioksidanlar, işte dolayısıyla oksidatif stres kaynakları e, ve belli başlığı gerçekten çok kullanan antioksidanların güvenli kullanımı, daha sonra probiyotikler, e, probiyotiklerin altında biraz mikrobiyotadan, hastalıklarla ilişkilerinden ve güvenliklerinden de bahsederek sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi aslında oksidatif stres dediğimiz durum, antioksidan savunmayla oksidan ajanlar arasındaki dengenin oksidanlar lehine bozulması şeklinde ifade edilebilir. Bu oksidan ajanlar genel olarak bakıldığında aslında ya oksidan ajanların çok fazla oluşması ya da antioksidan kapasitenin giderek düşmesi bu durumu tetikleyebilmektedir ve pek çok hastalıkla da ilişkilendirilmektedir. Oksitatif oksidatif stres aslında normal şartlarda vücudumuzda bir bu açıdan homostatik bir denge söz konusudur antioksidanlar ve oksidanlar arasında. Ancak bu zaman zaman bozulabilmektedir. Ve bunun da ana nedeni hepimizin bildiği gibi serbest radikal oluşumu ve özellikle de oksijen kaynaklı radikallerin oluşumu diye de ifade edebiliriz. Bizim radikal dediğimiz e, molekül aslında yapısında eşlenmemiş elektron taşıdığı için zaten bu reaktiviteye sahip olmaktadır. E, radikaller oksijen ya da azot merkezli olabilmektedir. Ancak e, en önemli e, e, özellikle oksidatif stres açısından değerlendirdiğimizde oksijen merkezli radikalleri mesela hidroksit ve peroksit radikallerini çok e, e, önemsiyoruz bu açıdan değerlendirilecek olursa. Deaktif, reaktif oksijen e, türlerinin e, çok farklı e, kaynakları olabilmekte. E, bunların başında da endojen ve e, eksojen kaynaklar geliyor. Şimdi e, e, tabii ki vücudumuzu normal şartlarda e, solunum e, yaptığımızda düşünüldüğünde oksijene maruz kalıyoruz. Dolayısıyla e, endojen kaynaklar içerisinde oksitatif stresin ana e, kaynağı aslında mitokondriyel kaynaklar. Yani mitokondrinin solunum ve enerjiden sorumlu olan organ olduğunu düşündüğümüzde endojen kaynaklar içerisinde mitokondriyel kaynakları çok önemsiyoruz. Aynı zamanda oksidasyon reaksiyonlarından sorumlu pek çok farklı enzimin e de eee e, reaktif oksijen türlerinin oluşumuna katkıda bulunduğunu biliyoruz. Bunlarda mitokondriyal olmayan kaynaklar oluşturuyor. Örneğin işte stokrom P450 sitik oksijenazlar, monoksijenazlar gibi eee faz bir reaksiyonları düşündüğümüzde zaten oksidasyon reaksiyonlarını temel olarak düşündüğümüzde bu tür ürünlerin e, oluşabildiğini biliyoruz. Ama bizim burada asıl problemimiz tabii eksojen kaynaklardan. Eee neden e, şey e, sebep e, asıl sebep oksidatif stresi eksojen kaynaklar. Bunlar neler olabilir diye bakın olursak Özellikle çevresel maruziyetler, işte ağır metaller, endokrin bozucu kimyasallar, farklı pestisitler, sigara içme durumu, işte ışığa maruz kalma vesaire, güneş ışığına gibi e, durumlar tabii ki karşımıza reaktif oksijen türlerinin üretiminde e, getirmiş oluyor ve bu eksojen kaynaklar neticede aslında asıl olarak oksidatif stresin indüklenmesine neden olabiliyor. Hmm. <laughs> Dolayısıyla bu indükleyiciler aracılığıyla meydana gelen bu o, reaktif oksijen türlerinin aşırı üretimi oksidatif stresi indüklüyor. Temel olarak oksidatif stresin yaptığı şey ise bizim e, makromolekül dediğimiz biyolojik sistemimizin ayakta kalmasını sağlayan temel moleküllerin e, hasar görmesine neden olabiliyor. Neler bunlar? İşte lipid, protein, DNA, karbonhidrat gibi yapılardan bahsediyoruz. Özellikle lipidler bildiğiniz gibi e, hücre membran bütünlüğü açısından çok çok önemli olan molekül ve e, reaktif oksijen türleri aracılığıyla biz lipid peroksidasyonun indüklendiğini ve dolayısıyla da membran bütünlüğünü bozulmasına kadar giden zincirleme bir reaksiyonun tetiklenebildiğini biliyoruz. DNA oksidasyonu durumunda bas oksidasyonları, bas hasarı, beraberinde mutasyonları ve farklı... Ee, bu e, hastalıkların ya da DNA'ya bağlı bir takım hasarların tetiklenmesine neden olabiliyor. Protein çok önemli bir diğer e, makromolekülümüz. E, temel yapı taşlarımızdan biri. Dolayısıyla onun yapısındaki işte e, aminositlerde bulunan sülfidir gruplarının oksidasyonu, e, protein karbonilerinin oluşması gibi oksidasyon durumları elbette ki vücudumuzda önemli e, hasarların oluşmasını da tetiklemiş oluyor. Dolayısıyla aslında bu makromoleküler hasar bizim karşımıza oksidatif strese bağlı olarak meydana gelen bir takım hastalıkları çıkarıyor ki pek çok farklı işte nörolojik hastalık, kardiyovasküler hastalıklarda çevresel maruziyetlerin, maruziyetlere neden olan kimyasalların ya da toksik maddelerin ana etki mekanizmaları içerisinde biz oksidatif stresi de görebiliyoruz. İşte Parkinson, Alzheimer'dan kansere kadar, yaşlanmaya kadar pek çok farklı e, şey e, hastalığın sürecinin içerisinde oksidatif stres yer alabiliyor. Aynı zamanda ağır metal toksitesi, nano partikül toksitesi gibi farklı e, e, maruziyetlerimiz içerisinde de gene oksidatif stresten bahsedebiliyoruz. Ki nano teknoloji aslında günümüzde düşündüğünüzde e, hızlı bir şekilde gel gelen, hayatımıza hızlı bir şekilde giren ve her alana dağılan bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla nanopartiküllerin toksikolojik değer ilgili aslında ciddi sıkıntılar da yaşayabiliyoruz bu anlamda düşündüğümüzde ve yapılan çalışmalarda da oksidatif stres aslında temel mekanizmalardan biri gibi de görünüyor diyebiliriz. İşte bu noktada aslında hayatımıza antioksidanlar giriyor değil mi? Ee, bizim e, bir antioksidan savunma sistemimiz var. Neyse ki bu mar maruziyetlere karşı, vücudumuzda oluşan reaktif ürünlere karşı bizi koruyan bir mekanizmamız var. Bunları da biz temel olarak aslında e, enzimatik ve non-enzimatik antioksidanlar olarak ikiye ayırıyoruz. Enzimatikler aslında bildiğimiz işte süperoksit, dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz gibi enzimlerden oluşuyor. Ama temel olarak bugün bizim ilgilendiğimiz kısım olandan enzimatik antioksidanlar işte e, vitaminler mineraller polifenoller karotenoidler gibi bazı e, temel bileşenlerden oluşuyor ki e, büyük bir çoğunu endojen de olabiliyor egzojen de olabiliyor temel olarak birbiriyle koordine bir şekilde çalıştıklarını söyleyebiliriz. Hani temel olarak bakıldığında aslında bütün radikallere karşı enzimatik ve nonenzimatik sistemin koordine bir şekilde bu radikallerin süpürülmesinden, kararlı hale getirilmesinden ve vücudumuzun bu radikallerin etkilerinden korunmasından sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. O zaman antioksidan nedir diye bakacak olursak, her ne kadar kendisi düşük konsantrasyonda kullanılsa da Okside olabilen sulfitlerin etkisini belirgin derecede geciktirmesi ve inhibe etmesi aslında bir antioksidandan temel olarak beklentimiz oluyor diye bilmemiz mümkün. Çok çeşitli mekanizmalar söyleyebiliriz ve farklı şekillerde sınıflandırabiliriz antioksidanları demiştim. Farklı mekanizmalara göz atacak olursak aslında bizim önleyici antioksidan dediğimiz grup bir kere Temelde reaktif oksijen türlerini oluşabilmesi için oksijene ihtiyacımız var. Ortamdaki oksijen konsantrasyonunu azaltmak bir mekanizma. Radikalleri süpürmek, radikallerin bu reaksiyonların zincirleme olarak başlamasına engel olmak demek. Dolayısıyla radikal süpürmeniz çok önemli. Geçiş metal iyonları dediğimiz metal iyonlarının, bağlanması çok önemli çünkü bunların varlığında biz reaktif oksijen türlerinin ya da serbest radikallerin oluşabildiği reaksiyonların tetiklendiğini bilebiliyoruz. Ve de radikallerin yine kararlı ürünlere dönüştürülmesi de yine önleyici antioksidanların temel mekanizmaları arasında yer alabiliyor. Zincir kırıcı antioksidan dediğimizde artık zincirleme başlamış bir reaksiyonda oluşan reaktif ara ürünlerin uzaklaştırılması e, durumunu e, yönetiyor ve bu mekanizma üzerinden etki göstermiş oluyor. Demek ki temel olarak baktığımızda aslında oksijenden organik moleküller elektron transferini engelleyerek, işte radikali daha kararlı bir hale getirerek, radikalin neden olduğu reaksiyonları sonlandırarak, önleyerek, kırarak diyebiliriz. Oksidatif strese karşı antioksidanların temel olarak bir antioksidan savunma sunduğunu ifade etmemiz mümkün. Dediğim gibi burada tabii bütün bu antioksidanların tamamına değinmemiz mümkün değil ama ben temel birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Endojen antioksidanları atlamamız mümkün değil çünkü endojen antioksidanlar bizim vücudumuzun bu anlamdaki yapı taşları. Onlar olmadan o savunma, oksidanlara karşı savunma düşünülemez. Dolayısıyla bakacak olursak endojen antoksidanlarımızın arasında ana olarak üzerinden geçmemiz gereken, bahsetmemiz gereken glutasyon. Gamma glutamin yapısında... Bir bir tripeptitten bahsediyoruz ve yapısındaki sistein amino asiti sayesinde ve onun yapısındaki sülfedil grubu sayesinde radikallerin uzaklaştırılmasını sağlayan önemli antoksidan moleküllerimizden bir tanesi. Karaciğerde sentezlenip en fazla da karaciğerde depolanan önemli bir antoksidan molekülümüz. Aynı zamanda da gene biyotransformasyon reaksiyonlarından hatırlayacaksınız detoksifikasyondan da sorumlu önemli bir molekül ve diğer antoksidanlara destek olması açısından da olmazsa olmazımız bir molekülden bahsetmiş oluyoruz aslında vücudumuzun önemli bir sistemin deposu. E, hemen burada küçük bir parantez açıp enasetil sistemi girmek isterim. Çünkü e, bildiğiniz gibi enasetil sistemin antiinflamatuvar mukolitik mukatik özellikleriyle bildiğimiz bir ajan ama aynı zamanda parasitoma zehirlenmelerinden de hatırlayabileceğiniz gibi rotasyon depoları Düştüğü zaman, boşaldığı zaman onu desteklemek üzere bir glütasyon prekürsörü olarak verdiğimiz de bir ajan ve destek ürünlerinin içerisinde çok fazla hani COVID döneminde de tüketildi çeşitli preparatların içerisinde belli dozlara kadar farklı antoksidanlarla kombine olarak da görebildiğimiz preparatların içerisinde yer alan bir ajan. Dolayısıyla da e, yapısındaki sisteinle glutatyonun biyosentezini uyaran, biyosentezinin tetikleyen bir ajan. Dolayısıyla glutatyonun e, depoları boşaldığı zaman glutatyonun yerine konması için kullanılan önemli bir antoksidan molekülü olarak karşımıza çıkmış oluyor. Başka endojen antoksidanlarımız da var. E, elbette ki işte bunların içerisinde ürik asit Melatonin, koenzim Q, alfa lipoik gibi farklı ıı, şeyleri sayabiliriz. Bunların hepsi ıı, tabii ki farklı şekillerde göstermekle birlikte gerçekten ıı, sonuç itibariyle biraz önce saydığım mekanizmalarda olduğu gibi farklı mekanizmalarla da olsa antioksidan özellik gösteriyorlar. Özellikle mesela bazı cilt preparatlarında ürik asit teraslıyebiliyoruz. E, antioksidan pek çok destek takviyesinde gene melatonin, koenzim Q, alfa lipoik e, karşımıza çıkabiliyor ki farklı antioksidanlarla birlikte de e, onların döngüsüne de katkıda bulunabilen önemli bir antoksidan olduğunu biliyoruz. Bilhassa anti-aging preparatlarda bunlara çok rastlayabiliyoruz. Hem krem yapısı onda olabiliyor. Bazen destek takviye oral kullandığımız ürünlerde olabiliyor. O nedenle aslında bunların yapısına da giren önemli endojen antoksidanlarımız diyebiliriz. Ama bugün bizim hedefimizde aslında eksojen antoksidanlar var demiştik. Bunların içerisinde de ben başlayacağım. Vitaminlerden ve birazcık da fenolik bileşikler. Bunların da birazcık güvenli kullanımına da değinmek istiyorum. Çünkü bizim için çok ıı, önemli. Şimdi vitamin deyince vicitomestozin sağlanması için e, gerekli olan moleküllerden bahsediyoruz. Şimdi normal şartlarda tabii vitaminler bizim vücudumuza sentezlenmeseler de Dışarıdan mutlaka almamız gereken ve vücudumuzda bulunması gereken ürünler, ee, insan sağlığını optimum düzeyde tutmak için hastalıklardan korunmak için kronik hastalıkları önlemek için mutlaka kullanıyoruz. Doğrudan enerji sağlamayıp hani kendileri bir şekilde kofaktör e, rolü üstlenebilen önemli e, metabolizmanın da önemli parçası olan bileşenlerden bahsediyoruz. Temel olarak da ikiye ayırıyoruz. Suda ve yağda çözünen vitaminler olmak üzere suda çözünen vitaminler hepimizin bildiği gibi B vitamini, C vitamini ve folik asit. Yağda çözünenler ise A, D, ve e, e ve K vitaminleri olarak bahsedebiliriz. Şimdi suda çözünen vitaminler temel olarak e, bakacak olursak aslında e, kendileri e, şey e, co faktör koenzim rolü oynayabilen ama suda çözünlükleri içinde vücudumuza hızlı bir şekilde uzaklaştırılabilen vitaminler. Dolayısıyla aslında kaybı yerine koyma açısından çok değerlendirdiğimiz e, vitaminler e, depolanmaları sınırlı bu açıdan da itraflarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir miktar daha bu yüzden biz güvenlik kullanımda e, değerlendirdiğimiz vitaminler. Yağda çözünen vitaminlerin ise e, depolanma potansiyelleri var. Şimdi e, kendileri hormon gibi hareket edebiliyorlar hücre içi reseptörlerle etkileşebiliyorlar gen ekspresi ...presyonlarını etkileyebiliyorlar. Dolayısıyla da aslında bu vitaminlerin temel olarak yağda çözünür olmaları... ...vücutta depolanmalarını beraberinde getiriyor. Onun için birazcık daha böyle güvenlik kullanım kelimesinin de altını çizmiş oluyoruz. Burada çok önemli bir nokta var. Tabii biz e, toksikolojide... E, güvenli kullanım deyince, toksiste deyince dozun altını üç kere çiziyoruz. Çünkü doz bizim için her şeyde çok önemli. E, güvenliği belirleyen temel faktör aslında. İşte vitaminler içinde o doz e, aslında bu, bu şekilde e, verecek olursak diyetler içinde alınabilecek önerilen alım düzeyi olarak ifade ettiğimiz RDA düzeyleri. Ve bu RDA düzeylerini bunun özellikle e, vurgulamak isterim. Normal sağlıklı bir yetişkin düzenli besleniyorsa eğer biz zaten vitaminleri bu diyetle beraber RDA düzeyinde almış oluyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla yeterince meyve sebze tüketiyorsa gıdada herhangi bir eksiği yoksa bu kişinin biz normalde günlük olarak alması gereken RDA düzeyinde vitamini aldığını varsayabiliyoruz. dolayısıyla bu hani şey temel olarak bizim değerlendirmedeki temel noktamız. Burada suda çözünen vitaminlerin RDI değerlerini görebiliriz genel olarak bakıldığında. Çocuk, erkek ve kadın için, yetişkin için şöyle bir değerlendirecek olursak işte C vitamini, folik asit ve B vitamini kompleksleri için genel RDI değerlerini görebiliyoruz. Ama piyasa peraparatlarında baktığınız zaman asla bakarsanız bu verilen değerlerin çok daha üzerinde olduğunu Görebilirsiniz. Onun için özellikle bu tabloları vermek istedim. Aynı zamanda yağda çözünen vitaminlere göz atacak olursak, gene benzer şekilde, hele ki yağda çözünen vitaminlerden hepsinin hemen hemen antioksidan özellikleri var ve preparatların yapısına giriyorlar. Dolayısıyla onların da yine çok yüksek dozlara kadar, ardeyin üzerindeki dozlara kadar preparatların yapısına girdiğini ifade edebilirim. Ben e, genel olarak vitaminlerden biraz örnekler vermek istiyorum. C vitamini çok önemli bir antioksidan. Baktığınız zaman bu COVID-19 döneminde hakikaten neredeyse bir patlama yaşandı ve inanılmaz tok yaptı insanlar. Evlerinde e, bu piramidlerin içerisinde de C vitamini çok önemli bir yer tutuyor. E, 60 miligram e, RDA dozunda olan işte yeşil yapraklı vitaminlerin, yapraklı sebzelerin, meyvelerin e, şey vitamini, e, C vitamini depoladığını biliyoruz. İşte turunçgillerin, C vitamini tabii. Dolayısıyla pek çok farklı meyve sebzeden zaten biz aslında C vitamini kaynağı olarak yararlanabiliyoruz. Çok önemli bir antioksidan C vitamini. Ee, hücre gelişiminde önemli görevleri var. Yara iyileşmelerinde, enfeksiyona karşı direncin artmasında önemli görevleri olan bir vitamin. Ve antioksidan özellik olarak da aslında lipid peroksidasyonun tetiklendiği durumlarda lipid peroksit radikallerinin tokoferoksi radikalleriyle ve e, tokoferoksi radikallerine dönüşerek toko, alfa tokoferol aracılığıyla indirgenmesi ve sonra da tokoferoksi radikallerinin uzaklaştırılması için kullanılan önemli bir vitamin. Aslında temel olarak bakıldığında glutatyon başta olmak üzere endojen antioksidanlarla beraber hareket ediyor ve aynı zamanda da alfa tokoferol ile aslında bu radikal süpürücü etkinliğini beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. E ve elbette eksikliği olduğu durumlarda bir takım farklı klinik tablolarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun başında skorbit var. E, eklem kemik ağrıları, işte e, diş eti kanamaları gibi durumlarla e, karakterize bir hasta e, klinik tablodan bahsediyoruz. İşte bunun dışında nöropatik ilişimleri, e, anemi oluşumu, yorgunluk, immün sistemin zayıflaması gibi farklı tabloları da bunun içerisinde saymak mümkün. Ama asıl bu pandemi döneminde, dediğim gibi çok fazla preparatın içerisinde yer alarak çok fazla kullanımı dolayısıyla hani hipervitaminize de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok yüksek dozlarda, uzun süreli kullanımlarında C vitaminine bağlı olarak başta gastrointestinal şikayetler olmak üzere böbrek taşı oluşumunun gerçekleşebildiğini görüyoruz. Oksalat kristallerin birikmesiyle. Nitekim benim bu COVID-19 döneminde etrafımda sizi bilmiyorum ama çok fazla böbrek taşı oluşumu olan işte kum döken insanlar oldu. Gerçekten çünkü e, bir C vitamini çılgınlığı yaşadık diyebilirim aslında. Dolayısıyla hani bu gereksiz kullanım da karşımıza bu tür durumların e, oluşumuna neden oldu. Aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi kendisi e, tokoferoksi radikalleri sürüklerken askorbat radikallerine de dönüşebiliyor. Dolayısıyla kendisinin de bir prooksidan etkisi var e, ve bu açıdan da. Yüksek dozlarda kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Yine rebound skorbitin scor tetiklenmesine neden olabiliyor. Ya da e, e, ağır metallerin özellikle artı iki değerlikli metallerin eminimini artırabiliyor. Ki hatırlarsınız e, hatırlarsanız biz eczacı olarak her zaman mesela demir alan hastalarımıza öneririz değil mi? C vitaminiyle birlikte alın diye. Bir bardak portakal suyu olabilir deriz. İşte limon olabilir deriz. Ya da C vitaminiyle alın deriz. Dolayısıyla bu sırada aslında yüksek dozda kullanıldığında da e, artı iki değerlikli ağır metallerin metallerin maruziyetinde bir şekilde artırmış olabileceğini söyleyebiliriz. Ee, küçücük bir not olarak şunu da eklemek isterim ki preparatlarının çoğunda sodyum içerikli preparatları çok fazla. Dolayısıyla da sodyuma karşı hassasiyeti olan işte hipertansiyon, kalp yetmezliği olan hastalarda çok dikkatli kullanılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bir diğer önemli nokta da ilaç etkileşmeleri. Ee, burada proton bir tür gibi e, pH'yi yükselten ilaçlarla absorpsiyon düşebilir işte düşük doz aspirin, varfarin gibi varfarin'i her zaman söylüyoruz. E, indeksi düşük olan bir ilaç. Dolayısıyla çok dikkatli e, dozlamak gerekiyor. Dolayısıyla bu tür ilaçlarla etkileşerek kanama riskini artırabildiğini biliyoruz. İşte alüminyum içerikli preparatların artık değerli metallerin emilimini arttırdığını söylemiştik. Dolayısıyla böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, bilhassa kanser hastalarında biz antioksidan takviyesine hep soru işaretiyle yaklaşıyoruz zaten. Kemoterapetik e, ilaçlarla etkileşmesi söz konusu söz konusu olabiliyor ve bu ilaçların etkinliğini düşürmesi söz konusu olabiliyor ve hep iyon e, tuz atlitesin derslerde de anlatıyoruz değil mi işte idrarı asitlendirmesi idrarın itrağı ilaçların itrahını da doğrudan etkileyebileceği için ilaç etkileşmeleri açısından iyi değerlendirmesi gereken bir vitamin olarak söyleyebiliriz C vitamini. A vitamini önemli bir diğer e, aslında antioksidan vitamin işte Balıktan, çeşitli renkli meyve sebzelerden e, alabildiğimiz e, bir vitamin ve antioksidan özellikleri gerçekten e, çok kuvvetli olan bir vitamin. E, görme fonksiyonlarına, cilt e, fonksiyonlarına işte epitel dokularının oluşumu ile ilgili fonksiyonlara çok katkısı olan bir vitamin. Dolayısıyla ki zaten akne preparatlarının içerisinde de türevlerini kullanılabildiğini biliyoruz. E, A vitamini e, dediğim gibi önemli bir radikal süpürücü ve e, dolayısıyla peroksit radikallerini de yine e, süpürerek antioksidan etkinliğini gösterebilen önemli bir antioksidan vitamini olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tabii A vitamini deyince keratinoidlerden bahsetmemek olmaz. Bunların içerisinde de bilhassa biz beta likopenin altını çiziyoruz ki likopen deyince aklımıza hemen domates gelir değil mi? Ee, özellikle çok ciddi bir antioksidan potansiyeli var ama yüksek dozlarda gerçekten likopenin kullanımı açısından da çok e, Sıkıntıların olabildiğini biliyoruz yayınlarda e, ve dolayısıyla sitotoksik potansiyelinin arttığı ifade ediliyor. E, ama hem beta karoten hem likopen aslında antioksidan e, özellikleri açısından önemli ve pek çok preparatın yapısında gördüğümüz karotenoid yapısında e, temel olarak karşımıza çıkmış oluyor. Peki A vitamininin düşüklüğü nelere neden oluyor dersek? E, tabii dedik görme fonksiyonlarında ve fonksiyon bozukluklarında hani etkisi olduğuna göre buralarda tabii bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz. E, bunun dışında büyüme fonksiyonlarında gerileme, immün fonksiyon zayıflaması gibi durumlarda da karşı karşıya kalmamız söz konusu olabiliyor hipovitaminozda. Ama bir e, aşırı alımı söz konusu olduğunda yine gastrointestinal şikayetlerin yanı sıra ciddi şikayetleriyle karşılaşabiliyoruz. İşte yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz ve karaciğer hasarı e, olabiliyor. Aynı zamanda A vitamini yüksek dozlarda kullanılması, sentetik analogların teratojenik potansiyeli olduğunu da biliyoruz ki bu durumda gerçekten kullanımlarında gerekli önerilerin yapılması gerekiyor ve yüksek dozlarda yine bu antioksidan A vitamininin proksidan etkisinde olabileceğinin altını çizmek gerekiyor. İlaç etkileşimleri açısından da gene önemli eee uyarılarda bulunmak lazım. Gene antibiyotiklerle etkileşebiliyor. Karaciğere toksik olan ilaçların kendisinin karaciğer toksitesi potansiyeli olması sebebiyle onlarla birlikte kullanılırken dikkat edilmesi gerekiyor. Kan pıhtılaşması açısından gene pıhtılaşma antikoagülon olarak kullanılan ilaçlarla onların etkilerini artırma potansiyeli açısından etkileşmesinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer çılgınlık yaşadığımız vitamin de D vitamini değil mi? D vitamini e, hakikaten işte herkes de eksik, herkes mutlaka takviye kullanıyor, İnanılmaz bir ticari potansiyeli var ve çok önemli bir vitamin. Evet gerçekten D vitamini bizim vücudumuzda hani beş farklı türevinden bahsediyoruz ama ergokalsiferol ve kolekalsiferol ve aktif formu olarak vücudumuzda bir 25 hidroksi koleksiferole dönüşerek etki gösteren kalsiyum metabolizmasının kontrolünü sağlayan önemli vitamin. Şimdi e, e, bu önemli vitamini aslında e, baktığımız zaman e, bazı işte bakliyatların içinden mercimekten, e, bazı işte tavuk balık e, gibi ürünlerden ve ana olarak da tabii güneş <laughs> yararlanarak e, sentezleyebiliyoruz. E, ve kalsiyum metabolizmasında kan kalsiyumu düştüğü zaman paratiroid hormonu aracılığıyla D vitamininin sentezlendiğini biliyoruz. Aynı zamanda da antoksidan enzimlerin kendisini indükleyebilmesi, e, dolayısıyla lipid peroksidasyonunu engelleyebilmesi ve pek çok antiinflamatuar sitokin gene tetikleyebilmesi, aktive edebilmesi açısından antoksidan özellikleri olan önemli bir vitamin olarak da e, söyleyebiliriz D vitaminini. E, e, dolayısıyla da bu kadar kemik metabolizmasıyla işice ve gerekli bir vitamin, e, hipovitaminöz durumunda özellikle osteomezi, osteoporoz gibi kemikle ilgili bir takım sıkıntıların ortaya çıkmasını bekliyoruz. Ama özellikle yüksek doz uzun süreli kullanımda hipervitaminoz söz konusu. Şimdi piyasaya bakıyorsunuz. Piyasada aldığımız D vitamin türelleri üniteleri çok yüksek. Siz bir damla D vitamininin içerisinde bin ünite D vitamini alıyorsunuz. Ama o kadar bilinçsiz kullanılıyor ki kişi iki damla, üç damla, dört damla gibi çok daha fazlasına çıkabiliyor bunu ve dolayısıyla da aslında yağda çözülen bir vitamini siz kronik olarak aslında yüksek dozda kullanmış oluyorsunuz. RDA dozlarının çok çok üstünde kullanıyorsunuz. Dikkatiniz çekerim. RDA dozu 400 ila 600 ünite. Sizin bir damlanızda preparat olarak 1000 üniteye kadar D vitamini olan preparatlar var. Ve bu preparatlar kişiler tarafından gerçekten bilinçsiz olarak kullanılarak hipervitaminoz durumuna gelebiliyor ve böbrekler başta olmak üzere çok yorulabiliyor. E, böbrek yetmezliğine kadar giden farklı tablolarla karşılaşmamız, hiperkalsemi durumuyla karşılaşmamız da söz konusu olabiliyor. Bu nedenle D vitamini kullanımına hatta testlerinin düzgün yapılmasına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çeşitli ilaç etkileşmeleri D vitamini içinde söz konusu. İşte orlistatla, kolestiraminle, fenitoin gibi antiepileptiklerle etkileşebiliyor. Tiyazit diüretikleriyle etkileşebiliyor. Dolayısıyla aslında D vitamini için genel olarak bakıldığında ilaç etkileşmelerinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz ki bu tabloları artırmak mümkün. E vitamini gene bu anti aging yaşlanma ürünlerinin içinde vazgeçilmezimiz. Gerçekten her yerde karşımıza çıkıyor. Başta da alfa -tokoferol. gerçekten e, çok önemli. Özellikle membran antioksidanı olarak işte bu lipid peroksidasyonunun e, önlenmesi, oradaki eee lipid peroksitlerinin e, kararlı hale getirilerek uzaklaştırılmasında C vitamini ve endojen antioksidanlarla beraber çalışarak antioksidan etki gösterebiliyor. Kabak çekirdeğinde çok var. E, hani e, çeşitli kuru yemişlerde bazı bakteri ürünlerinde karşımıza çıkabiliyor balıkta E vitaminiyle karşılaşıyoruz. Ama E vitamini de aynı şekilde gerçekten e çok suistimal edilerek kullanılan, her yerde karşımıza çıkan bütün destek ürünlerinde neredeyse gördüğümüz önemli antoksidan vitaminlerden bir tanesi. E Anemi çok e, tipik bir tablosu hipovitaminöz durumunda, nöropati gelişimi, e, kaslarda zayıflama, yürüme e, koordinasyon, koordinasyon bozuklukları ile karşılaşabiliyoruz ve hemolitik anemi özellikle bebeklerde çok ömür tetiklenebiliyor. Dolayısıyla aslında vitamin eksikliği hiç istediğimiz bir durum değil, ama temel olarak bakıldığında aslında gıda takviyesiyle e, aldığımız gıdalarla yerine koyabildiğimiz önemli bir vitamin. Hipervitaminoz durumu olduğunda önemli proksidan etkileri olduğunu görüyoruz ki sitotoksik etki, işte glutatyonun tükenmesi, lipid peroksidasyonun indüklenmesi çünkü kendisi zaten radikale dönüşerek e, etki gösterdiği için bu çok önemli. Aynı şekilde e, pırtılaşma e, faktörleri eksik olan kişilerde mesela kanama riskinin artışı, e, zayıflama, e, işte nörolojik bir takım e, gastrointestinal şikayetler, nörolojik bir takım şikayetler, e, yara iyileşmesinde gecikmelerle karakterize pek çok tablonun hipervitaminoz öz durumunda da karşımıza çıktığını görmüş oluyoruz. Etkileşme olarak bakıldığında benzer şekilde antikoagülanlarla etkileşebildiğini e, gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda işte tamoksifen, siklusuporina gibi ilaçlarla da etkileşimleri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla özellikle yağda çözünen vitaminlerin özellikle defolon e, bu ürünlerin kullanımı sırasında kullanılan ilaçlara çok dikkat etmek lazım. Ne zaman kullanacağız? Elbette işte mesela gebelik gibi metabolik olaylar hızlanmışsa, gereklilik varsa ve patolojik bir durum varsa, beslenme ile ilgili bir bozukluğu varsa, yeterince diyet alamıyorsa kişi, çok kronik hastalıklar, çok kronik ilaç kullanımı söz konusu olabilir. Yani doktor tarafından tavsiye edilebileceği bir durum varsa elbette ki vitamin takviyesi alması gerektiğini ifade ediyoruz kişilerin. Ama inanın COVID-19 pandemisindeki çılgınlık gibi bir vitamin takviyesinden bahsetmiyoruz diye de altını çizmek isterim. Vitaminler çok önemliydi evet ama bir de dedik ki bunların içerisinde karşımıza polifenoller çıkıyor. İşte her yerde kersetin, resveratrol değil mi? Kafeikasit vesaire gibi. Yani çok farklı polifenol yapısında bir işin karşımıza çıktığını görebiliyoruz işte flavonoid yapılar, fenolik asitler, tanenler ve bunlar aslında pek çok farklı meyve sebzeyle beraber vücudumuza aldığımız önemli yapılar. Dolayısıyla bunların e, hani flavonoid yapısında olan ve olmayan pek çok farklı polifenolin üzerine yapılmış da pek çok çalışma olduğunu söylüyoruz ve e, kanser, diyabet, yaşlanma gibi pek çok farklı fizyolojik süreç içerisinde gerçekten etkili olduğunu ifade eden durumlar da var. Ve gıdaların içerisinde özellikle sebze, e, meyve gibi e, şey e, besinleri tüketirken biz bunu bunları çok fazla alıyoruz. Ama mesela bir uzak doğduğunun bunları tüketme şekliyle bir batılınınki aynı değil. Dolayısıyla normalde bir besinden kişinin aldığı polifenolik miktarla her iki tarafta da farklılık gözlemleyebiliyoruz. Şimdi dışarıdan biz bunlar izole edilmiş bir şekilde aldığımızla besinler aracılığıyla almamız arasında büyük bir farklılık meydana gelebiliyor. O yüzden uzmanlar da bunun altını özellikle çiziyorlar. Dolayısıyla e, güvenlilik açısından gerçekten mevcut potansiyellerini iyi değerlendirmemiz gerekiyor polifenol takviyesinin. E, burada e, biz hani bir potansiyeli olması, olumsuz etki gö gösterme potansiyeli olmasının tehlike durumu olarak e, isimlendiriyoruz ve bunun e, advers etki olarak karşımıza çıkma olasılığında risk olarak gü güvenlendiriyoruz ve olumsuz etkinin gözlemlenmemesi de güvenlik olarak e, değerlendirebiliriz. Hani doksikolojideki bu risk değerlendirmesinin yapılabilmesi polifenoller açısından bilhassa da izole edilerek gerçekten yüksek düzeylerde takviyelerin içerisine giren polifenoller açısından çok kolay değil. Özellikle dozlar açısından değerlendirildiğinde. Çünkü toksitesine ilişkin çalışmalarda da gerçekten eksiklikler var. Ama yapılan çalışmalar göstermiş ki yüksek dozda polifenol alımıyla karsinojenite genotoksitenin indüklendiği, tiroid toksitesi oluştuğu, östrojenik aktivite gösterebildikleri, antinütresyonel etkinlikleri olduğu, farmasötik etkileşimler gösterebildikleri e, ifade ediliyor. Farklı örnekler vermek mümkün. Mesela kersetinin e, östrodiol aracılığıyla böbrek tümörü oluşturması ya da e, kafeik yüksek dozlarına bağlı karsinojenik genotoksik etkinliği oluşması bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ama gerçekten bunlarla ilgili en önemli nokta, bilhassa e, takviyeler içerisinde e, miktarlarının deniyor ki normalde gıda ile alınanın 100 katına kadar çıkan e, miktar olarak e, olan takviyeler var. Dolayısıyla gerçekten dikkatli kullanılmalı ve o dozlardaki etkinliklerinin toksikolojik olarak da iyi ortaya konmuş olması, değerlendirilmiş olması gerekiyor. Yani sonuç itibariyle bakacak olursak antioksidan konusuna bizim toplumumuzun bir hassas popülasyonu var. Biraz önce de söyledik. Şimdi hem bu vitaminler başta olmak üzere tüm antioksidanlar için yaşlılarda, çocuklarda, bebeklerde değerlendirmeyi çok yapmamız lazım. Gereksinim varsa menopoz sonrası kadınlarda kanser hastalarında ki bunun altını özellikle onkologlara danışarak yapılmalı kemoterapetiklerle etkileşebilir diye de çizmiştik. Ee, çok önemli. Ama sağlıklı kişilerde biraz önce söylemiştim. RDA düzeylerinde zaten ben sağlıklı beslenen bir kişiysem, meyve sebze tüketiyorsam, et balık yeterince tüketiyorsam zaten mevcut vitaminleri Vücuduma alabiliyorum. Ama zaman zaman mesela soğuk algınlığı gibi durumlarda elbette bir takviye almakta bir sakınca olmayabilir. Ama bunlar çok fazla su istimal etmek e, sıkıntı olabilir. Yani diyetin yerine koymak, bir çözümün yerine koymak, etkileşime girebileceği e, istenmeyen bileşiklerin e, gene e, bu takviyelerin içerisinde olacağını unutmak iyi bir şey değil. Bunları gerçekten iyi hatırlamak gerekiyor ve elbette eczacıya, doktora mutlaka danışarak kullanmak gerekiyor diye de altını çiziyoruz. Bir diğer önemli konu hani altını çizmek istediğim aslında probiyotikler. Probiyotikler de çok önemli. Son 20 yılında aslında adından çok bahsettirmeye başladı. Son 10 yıldır çıldırdık diye de ifade edebilirim aslında. Şimdi probiyotik konusuna girerken mikrobiyotadan başlamak lazım. Mikrobiyota dediğimiz insan vücudunda yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu topluluk. Nerelerde işte ciltte olur, ağızda, bağırsakta, vajinada. Dolayısıyla çok farklı bakterilerin yaşadığını biliyoruz. Hele insan genom projesinde çıkan, ortaya çıkan genlerle bizim onlara ne kadar ihtiyacımız da bir kez daha vurgulanmış oldu. Dolayısıyla yaklaşık 150-170 tür bakteriden bahsediliyor. Dolayısıyla bu bakterilerin de vücudumuzda önemli fonksiyonları var. Peki mikrobiyota nelerden etkileniyor? Hangi faktörlerden diye bakacak olursak doğum şekli olabilir, kullanılan ilaçlar, işte yaşlılık. Nasıl beslendiği, stres durumu, dolayısıyla bu e, mikrobiyotanın içeriğini değiştiren bu faktörlerden e, bahsetmemiz mümkün. E, dengeli bir şekilde bir mikrobiyotaya sahip olmamız aslında bu faktörler tarafından yönetiliyor diye de ifade etmem mümkün. Önemli biyolojik fonksiyonları var. Bunun altında her zaman çiz, bu çiziliyor. Yani hani bağırsaklar ikinci beynimizdir diye boşuna aslında e, söylenmiyor değil mi? İşte sindirim için, e, immün sistemimizin düzgün e, devam edebilmesi için, biyotransformasyon reaksiyonlarında, enerji metabolizmamızın düzgün devam edebilmesi için, e, mukus üretimi için. Dolayısıyla bizim pek çok farklı e, alanda konakçının, Mikrobiyotasının önemli fonksiyonları var ve çeşitli etkenlerle, bu genetik olur, kullanılan ilaçlardan olur, maruziyetlerden olur. Biraz önce söylediğim gibi çeşitli şekillerde bozulması, bizim vitamin absorpsiyonunun bozulmasına kadar gidebilecek farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyor ve bu durum da farklı hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Yani bu mikrobiyotada bir denge, dengenin bozulması durumu, disbiyoz durumu ortamaya çıktığı zaman alerji, kanser, diyabet, metabolik sendrom vesaire gibi pek çok farklı hastalıktan bahsetmek söz konusu olabiliyor ve biz e, bu hastalıklarla doğrudan mikrobiyota üzerindeki dengesizlikleri ilişkilendirmiş oluyoruz ki bu nedenle aslında karşımıza probiyotikler çıkıyor. Probiyotikler e, buradaki dengesizliği gidermek üzere ortaya çıkmış olan e, aslında terapötik kimlik kazandırılmaya çalışılmış olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeterli miktarda verildiğinde hastaya yarar sağlayan canlı mikroorganizma olarak tanımladığımız e, e, şeyler, e, mikroorganizmalar. Yunanca yaşam için demek zaten probiyotik diye ifade ediyoruz. Dolayısıyla aslında biz Türk kültüründe çok da yabancı değiliz onlara, değil mi? İşte çeşitli fermente gıdaları tüketmeyi çok severiz biz. Örneğin turşu, işte yoğurt gibi ürünleri çok tüketiriz. Kültürümüzde vardır. Hatta dünyaya yayan ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla hani çok yabancı olmasak da hani gerçekten bu şey bu kavramı kullanıyoruz. Bugün sosyal medyaya giriyorsunuz. İnanılmaz bir şey var insanların arasında. Bilir bilmez gerçekten bu işin ehli olmayan kişilerin farklı farklı sosyal medya hesapları üzerinden bunlarla ilgili pek çok farklı gerçekten bilgi vermeye çalıştığını kendince görüyoruz İşte ne bileyim sirke yapımından turşu yapımına farklı farklı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz ama oralarda üreyen konakçı nedir işte şey nedir mikro oradaki mikroorganizma nedir herhangi bir teşhis yok gerçekten bu konularda bir kontrolün biraz kaybetmeye başladığımızı düşünüyorum ben bu açıdan düşündüğümüzde çok farklı probiyotik türleri var bildiğiniz gibi ama adından çokça bahsettiren mesela laktobasiller İfidobakter hani bunlardan çok e, gerçekten e, karşılaşıyoruz preparatların içerisinde de e, ve farklı hastalıklarda da kullanımların olduğunu gözlemleyebiliyoruz şimdi genel olarak mikrobiyota fonksiyonlarının içerisinde hem metabolik ya, yapısal işte koruyucu etkinlikleri var ve hastalıklarla da ilişkilendiriyoruz dedik. Dolayısıyla da hani immün modülasyon, işte abarazı, alerjik hastalıklarda, kolesterol seviyelerinin düşürülmesinde, işte bazı patojenlerin baskılanmasında gibi durumlarda enfeksiyonların giderilmesinde probiyotiklerin önemli yararları var. ve bu yararlar dolayısıyla da eee kullanımlarının olduğunu gösteren pek çok da yayın var gerçekten. Ee, i̇lk başta gastrointestinal şikayetlerle başlamış olsa da aslında vücudun çok farklı alanlarında bu tasarlanmış mikrobiyal terapötiklerin kullanıldığını görüyoruz ve e, hemen her organla ilişkili hastalıklarla da e, ilişkilendirilmiş bir e, probiyotik türünün olduğunu ya da türlerinin olduğunu ve bunların kullanıldığını gözlemleyebiliyoruz. Özellikle gastrointestinal hastalıklarda çok kullanılmaya başlandı. Başlangıçta oradan çıktı demiştim. Dolayısıyla işte diare, helicobacter pylori, intoleransı, üseratif kolit gibi bazı hastalıklarda biz e, probiyotiklerin çok sıklıkla kullanıldığını ifade edebiliriz. Ve orada yarar sağladığı ifade ediliyor. Önemli bir e, altını çizmek istediğim konu da antoksidan etkileri. Probiyotikler aynı zamanda antoksidan etkileri olan e, bakteriler ya da mikroorganizmalar kendileri metal iyonlarıyla şerat yapabiliyorlar. Kendi antoksidan enzimleri var. Konakçının antoksidan metabolitlerini de gene indükleyebiliyorlar, apregüle edebiliyorlar. Dolayısıyla işte sinyal yolaklarını düzenleyebiliyorlar. Reaktif oksijen türlerini üreten enzim sistemlerinin aktivitelerini dengeleyerek düzenleyebiliyorlar ve dolayısıyla da bir kere mikrobiyotayı da düzenledikleri için bu konuya katkıda bulunuyorlar. Onun için probiyotiklerin de dolayısıyla antoksidan etkileri olduğu e, ifade ediliyor. E, Probiyotik deyince mutlaka prebiyotikten de bahsetmemiz lazım. Bunlarda biliyorsunuz besinler, Hani onların büyüyüp gelişebilmesi için de mutlaka prebiyotiklere de ihtiyaç oluyor. Genellikle karbonhidrat e, ve lif yapısı yüksek olan besinlerden bahsetmiş oluyoruz prebiyotik deyince. E, onların içerisinde daha fazla probiyotiğin büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Hemen güvenliğine bir bakacak olursak aslında e, tüketim risklerinin değerlendirilmesi çok kolay değil. Yani probiyotikleri sizin toksikolojik olarak güvenliğini değerlendirmeniz çok da kolay olmuyor. Her şeyden önce güvenlik süreci içerisinde e, FAO'nun belirlediği bir basamaklar zinciri var. E, burada özellikle... E, bu e, cinsin türün suçun güvenli olması, orijinin belirlenmesi, üretim depolama sırasında bu türlerin canlı kalabilmesi, aktivitelerin devam ettirmesi, invazisyon sistem içerisinde gene aktivitelerin devam ettiriyor olmaları, e, daha sonra e, invaziv potansiyellerinin olmaması yani bağırsakta bir diğerlerini baskılayarak potansiyel e, bir e, istilacı yapılarının olmaması çok önemli ve tabii klinik çalışmalarda, gönüllü hastalardaki yan etkilerin iyi e, tespit edilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla hem dozlama açısından hem üretim faaliyetlerinden başlayarak pro probiyotiklerin güvenliğine kadar e, çok iyi bir değerlendirme lazım e, ve dolayısıyla bu tür suç belirlemede de, yani insanda kullanılacaksa insandan elde edilmesi, insanın gastrointestinal kanalından elde edilmesi ve dayanıklılığını artırarak klinik olarak valide edilmesi ve e, kişiye sunulmasına kadar e, bir güvenlik sürecinden geçirilmesi gerekiyor Gerçekten e, önemli. Yine kılavuzlarda bir standartizasyondan dolayısıyla tüketiciye güvenli bir şekilde e, etkin bir probiyotiğin ulaştırılabilmesi için geçirilmesi gereken e, basamaklardan bahsediliyor. E, bu türler belirlendikten sonra in vitro olarak bunların aktiviteleri ve e, yapılması gereken denemeleri yapıldıktan sonra mutlaka klinik bir aşamadan geçirilmesi ve etki, e, probiyotik olarak etiketlenmeden önce de bu klinik aşamalardaki sonuçların alınmış olması e, öneriliyor hem HFAO'nun hem de HUN'un kılavuzlarında. Peki ne tür yan etkilerle gözlemleyebiliyoruz burada? E, sistemik bir takım enfeksiyonlara neden olabiliyorlar. Metabolik faaliyetleri azaltabiliyorlar. Bazen e, aşırı duyarlılık reaksiyonlarını im, aşırı immün sistem aktivasyonuyla neden olabiliyorlar. Antibiyotik direnci olabiliyor çünkü bir gen transferiyle oradaki mikroorganizmaların antibiyotiğe karşı kuvvetlenmesini de sağlayabiliyorlar. Gene gastrointestinal bir takım semptomların ortaya çıkmasına da neden olabiliyorlar. Dolayısıyla yan etkileri oluşması mümkün. Burada tabii özellikle immün sistemi baskılanmış e, hastalar Patojenlere karşı gerçekten savunmasız olmaları anlamında bu tür takviyelerin kullanılmasında gerçekten dozun tüketim süresinin immün sistemin çok dikkatli incelenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Genel toksitesini değerlendirecek olursak dediğim gibi 20 yıldır gerçekten çok üstünde konuşup son yıllarda da çok fazla tüketildiğini görüyoruz. Normalde bir patojenize konu olmazken 20 milyar doz probiyotiğin kullanıldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir durum ve toksikolojik olarak gerçekten değerlendirilmesi gerekiyor. Nitekim özellikle immün yetmezlik hastalar, kalp hastaları, işte özellikle bağırsak duvarında e, probiyotiklerin translokasyon potansiyeli olabilecek farklı e, hastalıkları olan kişilerde gerçekten FDA diyor ki dikkatli kullanılmalı. Nitekim yapılmış çalışmalarda gösterilmiş bir takım e, örnekler var. İşte laktobasillere bağlı olarak gelişmiş enfeksiyon raporları, e, endokardit vakaları, hatta sepsis vakaları var. Dolayısıyla gerçekten e, bu tür hastalarda kullanılırken mutlaka iyi bir değerlendirmeden geçmek e, gerekiyor. E, her ne kadar e, işte peritonit, apsi, gibi durumlar tam olarak ilişkilendirilemese de probiyotik kullanımın hemen arkasından bunlar oluştuğu için bir bağlantı olabileceği de ifade ediliyor. Çok önemli. Yani çok bilmediğimiz şey var. Bilgi eksikliklerimiz var. Dolayısıyla özellikle ciddi hastalıklar varsa, bağışıklık sistemi zayıflığı varsa, bebek çocuklarda kullanımlarını gerçekten çok önermiyoruz. Çünkü dozlama kısmını çok iyi bilemiyoruz. İşte otoimin hastalığı olanlarda, intestinal hastalığı olanlarda doktorun mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Kanser kemoterapisinde gene e, de, iyi değerlendirmesi lazım çünkü etkileşebileceğini ifade ediyoruz. Antibiyotik direnci açısından başka organizmalara gen aktarımı söz konusu olabileceğinden çok önemli ve e, tabii ki dedik ki üretimi sırasında gerçekten o suçun e, bizim istediğimiz probiyotik olduğundan emin olmak ve öyle sürdürmek, öyle üretip öyle e, etiketleyene kadar o şekilde getirmek çok önemli bir süreç. E, dolayısıyla hani gerçekten güvenilir ellerden çıkmış kontrolleri yapılmış probiyotik destekleri ancak kullanılabilir diyoruz zaten e, ve farmakovijilans, toksikolojik vigilans faaliyetlerinde de başta doktor eczacıya çok e, ihtiyaç var ama hastalarında geri dönümleri çok önemli bu aşamada çünkü çok çok bilmediğimiz şey var e, bu konuya çok önem veriyoruz ben e, pazar günü bu saatte bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum yani bildiklerimiz gerçekten bilmediklerimiz yanında çok çok e, belki küçük e, ama hani e, gerçekten öğrenmeye devam ediyoruz o yüzden mutlaka dikkatli olmalıyız. Sağlık profesyonellerine danışmayı, özellikle eczacımıza danışmayı unutmamalıyız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz Sun Hocam. Değerli katılımımız, keyifli sohbetimiz, sohbetiniz, çılgınlık yaşadığımız takviyeler vazgeçilmezimiz <laughs> olarak değerlendirdiğimiz bileşenlerin suistimali hakkında bize kattığınız çok değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Değerli katılımımız için de ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim Sudeciğim. Nazik davetiniz için. E, ee, katılımcılarımıza da aynı zamanda bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Instagram üzerinde devam eden çekişlerimize katılmayı unutmayın diyorum. Ee, son olarak Hocam bize e, eklemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz bir şey var mıydı? E ee, özellikle şu konunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Gerçekten hani yağda çözünen vitaminler için özellikle ve çok fazla gıda takviye ürünlerinin içerisinde de var. Yani sağlıklı bir kişi isek, sağlıklı besleniyor isek gerçekten bu takviyeleri kullanırken ikinci bir kez düşünmemiz gerekiyor. Ve şu D vitamini çılgınlığı içerisinde lütfen kullandığınız e, ürünün üzerindeki e, miktara, üniteye ve hastanın kullanması gereken miktarın en azından kendisine düzgün bir şekilde aktarılmasına eczacı olarak lütfen katkıda bulunun. Bunun altını gerçekten çizmek istiyorum. Bir de şu C vitamini çılgınlığından da gerçekten kendi çevremde de çok yaşadığım için söylüyorum böbrek sıkıntıları yaşayan çok fazla kişi oldu çünkü bu çok önemli bir süreç gerçekten dikkatli kullanılmaları gerekiyor ve polifenol takviyelerinde de benzer şekilde bu dozlamaya dikkat etmek gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum dediğim gibi bu saatte zaman ayırdığınız için hepinize saygılarımı sunuyorum. Tekrar çok teşekkür ederiz hocam. Farmasik gelişim günleri saat 12.20'de Ezelcik'te Yeni Tren Telefarması konus konusuyla Sümeyye Kava Kavağan öğrenci, öğrenci sunumuyla devam edecek. Kongremizin bir parçası olmaya devam etmeyi unutmayın.